veya deli dememiş, divane dememiş. Allah alem bu sersem kelimesini kullanmış. Sersem. Ser baş demek diyor. Sem de zehirlenmek. Yani zehirlenmiş baş, zehirlenmiş akıl, muhakemeyi kaybetmiş, muvazeneyi yitirmiş, hakkı bildiği halde göremeyen, önü kapanmış, zehirlenmiş manasına geliyor. Neyle zehirlenmiş? Yani bir insanın başı nasıl sersem olur? O sersemlikten yani zehirden nasıl kurtulur? Günahlar için bir yerde bir tabir var. Zehirli baldır. Zehirli bal. Evet, balın içine zehir gizlenmiş. O günah işlerken tatlı geliyor. Fakat balla beraber mideye gittikten sonra zehir kana karışınca hem insanın vücuduna yaralar açıyor, zehirliyor, hem muhakemesini ve aklını bozup idrakini engelliyor. O yüzden Kur'an dersleriyle o zehirlenmiş başın, sersem adamın, evet, ikna edilmesi, o Kur'an dersleriyle tövbe istiğfarda bulunması, tedavi olması, gerçek haline geri dönmesi lazım. Kur'an dersleriyle kalbe, ruha, akla hitap eden, evet, alçak huyları imha eden, yüksek huyları inşa eden, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiriyle din nasihattır, din nasihattır, din nasihattır. Kur'an dersleriyle tedavi edilmesi lazım ki o zehirin, evet, sersemliğinden kurtulsun. Kurtulmazsa ne olur? Kurtulmazsa zehir artar. Arttıkça akıl baştan gider. Akıl baştan gittikçe Allah'ın varlığı ona ağır gelmeye başlar. Ahiret Allah deyince çünkü arkasından o günahlar vicdanına cehennemin varlığını hissettirir. O baskıdan kurtulmak için yani sineğin ısırmasından diyor ikinci lemada kurtulmak için yılanın ağzına gider belki de yoktur der kendini rahatlatmak için gaflet gölgesinin altında serinlemeye çalışır. Ölünceye kadar belki gafletle o zehri evet o zehir balla beraber uyuşturur 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 ölüm onu öyle bir uyandırır ki bir daha asla uyanamaz ebedi cehennemde mahvolur gider. O yüzden ölüm sekeratı gelmeden önce uyanmak lazım. O sersemlikten, o zehirden kurtulmak gerekiyor. Tabi illa günahlar değil. Yani günahların her türlüsü var. Bazen makamda, bazen parada, bazen güçte, bazen kudrette, bazen helalleri insan Allah'a vermeyip de Allah namına almazsa, Allah namına vermezse, Allah namına işlemezse helalleri de haramlara, israf suretinde harama döndürmesiyle de sersemleyebilir. O yüzden hakikatleri anlamaz. Evet, o yaraların tedavi olması lazım. Tedavi zamanında bazen ağırlık basar, uyku basar, kafa gider gelir, sağa düşer, sola düşer. Nasıl bir adamı ameliyat ederken narkoz yapıyorlar. Ta ki o acıyı çok hissetmesin veya hiç hissetmesin. İşte bazen de bu Kur'an derslerinde melekler insanları Allah'ın emriyle esbab dairesinde, manevi esbab dairesinde manevi ameliyatlar yaparken insan bazen kafası düşer, gözü kapanır, sıkılır, daralır, bunalır. Merak etmesin tedavi oluyor. İçteki o zehir dışarı çıkartılıyor veya orada yakılıyor. Sersem adamın bir şeyi bu. Emin arkadaş da emin. Emin hani emanete hıyanet etmeyen manasından tut. Emin olmak şu. İnandığı şeyleri duymuş, kalbinde görmüş, hissetmiş. Meselede emin. Yani dünyada yaşıyorsun, dünya var mı diye abes bir sual sorulamaz. Adam zaten dünyada olduğundan emin. Yani bunda tam manasıyla emin olmuş. Allah var, kalbinde duymuş, kainatta görmüş, eşyalarında hissetmiş. Ha. Ahiret var, vicdanından açılan kapı ile ahiretin varlığını görmüş. El Emin'in aleyhissalatü vesselamın gölgesinde evet hakikatlerden emin şüphesi yok tereddüdü yok evet biliyor görüyor duyuyor ve hissediyor birisi sersem birisi emin günahlardan kaçmış akli muhakemesi yerinde kalbi latifeleri açık emin bir adam.